bisikletçilerin yaşadıkları sorunlar hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanan. Buyurun Sayın Tanan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, tabii gündem dışı konuşmaların amacı o gün ülkede bulunan sorunlar, can yakan sorunlar neyse esas onların alınması, gündeme alınması gerekirken daha önceden bu konudan dilekçe verdiğim için asıl can alıcı olan konuya gelmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yolsuzluk demek ahlaksızlık demektir. Yolsuzluk demek haysiyetsizlik demektir. Ülkede 80 kişinin istisnai memure alınma yoluyla umudunu sınava bağlamış olan, umudunu başarıya bağlamış olan, iş aş bekleyen insanlarımızın sorunları çok yüksek. Nedir? Yolsuzlukla ilgili 4 tane bakanla ilgili dosya varken 80 tane dosya daha oldu. 80 tane dosya ne demek? 80 tane AKP'li milletvekili bakanının eş, dost çocuklarının istisnai yolla memurluğa atanması demek. Bu ne demektir? İnsanların umuduyla, ümidiyle oynamak demektir. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili iktidara geldiniz. Yolsuzluğun tam ortasına, tam göbeğine, tam çukura düştünüz. Yani burada KPSS sınavlarıyla ilgili bir kanun teklifini verdim ben. KPSS'ye bundan sonra AKP'li milletvekilleri ve bakanların çocukları, yakınları bu sınavdan muaf olsun. Gerçekten de bu sizlere yakışıyor. Eğer rüşvetle, yolsuzlukla mücadele etmek istiyor isek sizden istirhamım, o sorumlu makamlarda oturan insanların ve bunlara iş tutan, bu işi zemini hazırlayan kişilerin o makamlarda istifa etmesi gerekiyor. Bakın Avrupa ülkelerinde böyle bir olay olsa o bakanların, o milletvekillerin, o bürokratların tamamının mevcut olan görevlerinden istifa etmesi gerekirken maalesef içinizde bunu yalanlayan yok. Burada bir eklemedir, burada bir yanlışlık var diyen de yok. Peki madem ki buna itiraz edemiyorsanızsa namuslu, dürüst, ahlaklı olan insanların yapması gereken nedir? Bu insanları ya içinizde dışlayacaksınız veya bu insanların istifasını sağlayacaksınız. Aksi takdirde burada bizim söylediğimiz bu laflar, içinizde bulunan namuslu insanları tenzil ediyorum. Bu lafımız dürüst namuslu olan vekillerine, bakanlara değil. Ama bu namussuzluğu yapan insanlar siyaset kurumunu bu kadar aşındırmaya hakları yoktur. Siyaset dediği zaman Türkiye'de en fazla itibar kaybeden kurum siyaset kurumudur. Bu siyaset kurumunun da itibar kaybetmesine neden olan siyasi iktidarın ta kendisidir. Onun için benim Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında oturan namuslu, dürüst milletvekillerine sesleniyorum. Bunları lütfen aralarınızda siliniz. Eğer gücünüz yetmiyorsa güç vermeye hazırız. Destek vermeye hazırız. Bunlar gerçekten emek bekleyen, ekmek bekleyen, iş bekleyen, umudu olan, ümidi bekleyen insanlarımızın geleceğiyle oynamaktadırlar. Onun için siz 4 bakanla ilgili soruşturma dediniz ki bunu paralel yaptı, yapı yaptı. Peki 80 tane yakınınızı işe yerleştirmeyle ilgili hangi yapı yaptı? Burada paralel yapı herhalde yapmadı. Buna da itiraz edemiyorsunuz. Bu açıdan gerçekten Türkiye'de asıl olan sorun işsizliktir. Ondan sonra gelen sorun yolsuzluktur. Adam kayırmadır. Yolsuzluk demek mutlaka ihale almak demek değildir. İstisnai yolla memur almanın yöntemi nedir? Teknik konuda, o konuda memura ihtiyaç vardır. O personel bulunamamaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunun 59. maddesi uyarınca istisnai yoldan memur alınıyor. Siz burada kanunu dolandırıyorsunuz. Kanuna karşı hile yapıyorsunuz. Kanuna karşı olan hileyi hiçbir kurum kabul edemez. Onun için son söz olarak şunu söylüyorum. Namussuzlar kadar namussuzların da cesaretli ve cesur davranmasını bekler. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Tanal.